Kanal yokmuş, adamın üstüne kurmuşuz kanalı. Aynen. Hoi'nin 7. yılı. Aynı gün başladım zaten. Aynı gün başlamıştık. Luen. Oo. Eski dostlar. Bu sırada ben bunun free'ini alırım. Ben bunun free'ini kabul ederim. Abi 4 ordu var. 4 orduya karşı kazanıyor Luen. Ben bunun free'ini kesinlikle kabul ederim. Bir tane şeyimiz gidiyor sadece. Süvarimiz gidiyor. 6000 kişiye 600 kişi. Anasını satayım. Killere bak. Hipogrifler 500-500 kill almış. 12.000 para geldi. Yuh. Çömez bir ordu bir de. Yani rütbeli bir ordu da değil. Ordu şey olsa, rütbeli olsa anlayacağım da. Ordu daha ilk savaşına çıkıp böyle bir zaferle çıktı savaştan. İki tane kale kaybettik. Campaign victory mi? Ultimate campaign victory. At the start... have no factions war with you. World conquest yapmakla aynı hesap. Champion. Rütbe kazanması iyi oldu askerlerim ya. Şimdi Faye de burada. Hadi bakalım. Patır kütür dövelim şunları. Bir tanesinden kurtuluyoruz. Muzilyon'un vampirlerinden komple kurtulacağız. Yukarıda bir vampir var. Aşağıda elfler var. Elflere iki ordu eksildik bile ilk turda bu sırada. Ha, o da var. İki ordumuz gitti bile. Ama bu savaşta tamamen bitiyor iş. World Conquest hiç uğraşmadım ve atmadım bu oyunda. Ne birincisinde ne ikincisinde. Allah kurtarsın. Hayatımda Total War'larda galiba sadece bir kere World Conquest yaptım. O da Medieval'da olması lazım. Onun dışında hiç yapmadım. Gerçekten Allah kurtarsın yapalım. Reichland. Şimdi zaman biraz aleyhimize. Zamanı pek kaybetmeye şeyimiz yok, lüksümüz yok. Senin orada ne var? Piyade, atlı, karışık. Şogun'da da yapmış olabilirim, emin değilim. Senin mavilerine bir gidelim biz ya. Hops. Ever ready. Ya bu haritada var öyle World Conquest yapanlar falan. Bilmiyorum, bana birazcık saçma geliyor yani. Çok zaman harcatacak bir şey. Banet'le Saracen burada. Alabilir mi bu orduları? Yaralı aslında ordular. Bence zorlamasak mı? Şu ordu bir kere burayı deler. Aa, delemiyor mu? Nasıl ya? Dur, decline. Ben kendim savaşacağım orada. Bir etrafta ne gücümüz var, ne yapıyoruz diye bakalım. Şimdi Kaos cücesi geliyor. Wulfric geliyor. Wulfric nereden çıktı bilmiyorum. Buradan elfler geliyor. Marienburg'de toparlanacaklar anladığım kadarıyla bunlar. Meravec the Fort. Buradan elfler, oh, akın akın geliyor. Massif Orkal'da da ayaklanma olmamış. Ben orada da bekliyordum ayaklanma, hatırlarsanız söylemiştim. Buradan da orklar gelecek diye, ama gelmemişler. O zaman bir problem yok. Birçok yerimiz çok sakin geçirecek bu şeyi.
krizi. Buradan aceleci davranmamaya niyetliyim. Heinrich'e saldırabiliriz. Ama bu orduyu yorarız burada savaşırsak ve arkasında iki ordu daha var. Bekleyelim. Çünkü aşağıda da elfler var. Bunları yok ettikten sonra elflerle uğraşacağız. Yalnız bu nedir bilmiyorum. Bu cücelerin teleportu gibi bir şey galiba. Enteresan bir şey. Yeni ordu yapılıyor zaten. Buradaki ordu gelişiyor şu an. Tarlada kaybettiğimiz için şu an çok mantıklı değil. Profitesse. Tamam, savaşalım bununla ya. Ben kazanabileceğimizi düşünüyorum şahsen ama. Beni böyle çok korkutan bir şey yok yani bu orduda. Neden böyle oldu bilmiyorum. Uçan dildo 21 santim yumuşak plastik olabilir mi uçan şey? Uçan derken? Kanatları mı var? Ne demek uçan? Atabiliyor musun? Biniyorsun. Bir büyü atmazsak gelmeyebilir üstünüze. Ki gelmiyor zaten. Oo, bir de bunlar var. Ya tam bir büyüde yok etmelik duruyor orada da. Geldik, yoktunuz. Çok az da büyü gücümüz var. Dojlayacak herhalde böyle aynı. Tankları da feda edemem. Şu an en, ya bu formasyonda, sahip olduğum formasyonda en etkisiz eleman atlılarım. Bari onları önden feda edip büyü atalım kafalarına. Belki onlar işimizi görür. Yetti mi? Yetti. Ordunun önünde tutacağım hatta direkt. Ejderha bizi kovalıyor. En azından onu çıkartırız aradan. Kusacak galiba, evet. Sıksanız mı anasını satayım hayrına?
Menzile girdiler mi? Tık. Ölmeye bunun hiç niyeti yok gibi ya. Tamam da mesela her şeyi anladım da. Mesela benim okçularım neden sıkmıyor? Ben bunu hala çözemedim. Okçularım izliyor savaşı. Neyi bekliyorsunuz ki? Tıkınamasını satayım herifler geldi. Kim sıkamıyor? Bu sıkamıyor. Sık. Sıkabildiklerinize sıkın. Ne? Sol biraz karıştı. Klasik sol. Sıkın aga, sıkın. Gördüğünüz her şey sıkın. Uçan, kaçan, hoplayan, zıplayan. Sık ulan sık. Okçular sıkmıyor ve sinirim bozuldu iyice. Kim sıkamıyor? Şunlar sıkamıyormuş. Niye gülüm? Sıkın hemen. Önüne sıkamayan arkasına sıkacak. Bu şekilde halledeceğiz. Gerçekten okçular bizi bitiriyorsunuz ama sıkmanız lazım ya. En kötüsü bunların şu an sıkamıyor oluşu ya. Abi havadan da sıkamıyor. Ben anlamıyorum. Dik sıkamayabilirsin. Önünde bir şey var. Havadan da mı sıkamıyorsun abi? Havadan sıkmanı ne engelliyor anasını satayım? Kavisli sık. Bu okçuların böyle mal gibi kalışını ben anlayamıyorum yani. Nereye nasıl sıkıyorsun? Niye sıkamıyorsun? Ne seni engelliyor? Hiçbir şey belli değil ki. Ha bir göstergesi falan olsa bari space'e tıkladığımızda ha bak şurada çarpı var falan desek onu da anlayacağım. Şu an okçuların çoğu sıkmıyor mesela, bu da sıkmıyor. Şuna sıkacak ne sorun olabilir ki abi? Kavisli sık işte yani. Hattın en arkasına çekildik artık, hala sıkamayan okçu var ya. At kalmadı anasını satayım. Sıkın bir şekilde artık.
Hakkını vereyim, bir Lotun Seagard'lar sıkıyor. Bunların sanırım kavisli sıkmak gibi bir yeteneği yok. Yani gerçekten hiçbir alta yaramadı köşeye çekilmemiz. Okçudan hiçbiri sıkmadı. Siktir et. Hiç uğraşma. Kalede bekleyelim. Madem öyle. Ya niye sıkmadıklarını anlamıyorum. Bir anlasam ona göre yerleştireyim bir şey diyeyim ama yok yani. Tepedeler bir de. Karşısı da yüksekti. Bizimki yüksekte. Yani kavisli sıkabilmesi gerekiyor. Normalde sıkabilmesi gerekiyor bence ama. Vallahi ok atamayan adam var hala. Do you know who I am? Escape de basın. Tome of Fate. Zinç'in en sevdiği grimuarıymış. İçinde sınırsız bilgi varmış. İblislerin bile bilmediği şeyler. Lore'lar varmış. Allah Allah. Tabii ki lanetliymiş. Ve kendin için değil, başkaları için kullanabiliyormuş. Enteresan. Tamam, burayı şey yapmayacağız dedik. Bu orduyu içeri soktuk. Bunlar dışarıda. Bastonun surlarını geliştirin. Paravon birazdan kıyamet kopacak. Geliştirsek de bir anlamı yok. Paravon yalnız ordular açısından bize bedavalık... Bedavalık demeyelim de maliyeti çok sağlam düşürüyordu. O biraz kötü olacak. Avalon. Daha Silver'in yok mu ya? Silver'in lazım. Ethan. Peki başka dost most bir şey. İyi, Middenland'le anlaşalım. The Elf of the Empire. Draika şey bile yapmayı kabul ediyor lan. Barış bile yapmayı kabul ediyor neredeyse. Bir puan şey var sadece. Kaos cücesi umarım tek başınadır bu sırada. Bir tane ordu görüyoruz da hani sırayla hepsi falan bir yerden ışınlanmaz inşallah. Çünkü bugüne kadarki şeyler 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Vermintide hariç, Vermintide de çok acayip çıkıyor. Diğer endgame'ler hani nerede kaleleri varsa oralardan çıkıyorlardı. Bu biraz ilginç oldu. Işınlanmasını beklemiyordum. Yanımızda savaşa girecek delikanlı. Endgame Crisis bize geliyor. Diğerlerinin geleceğini zannetmiyorum. Crisis. Aleykümselam Levant'a hoş geldin. Meryem bölge indi lan ordular. Allah Allah. Aşağıyı vurmak yerine Marienburg sahillerine doğru iniyorlar. Garip. Overlords of Zarduk. Şimdi ne oldu burada? Bu sırada şey de açık. Aşağısı da açık. Black Pyramid de açıktı. Bakın burada şeyler ayaklanacak. Manfred'in orduları ayaklanacak. Kemre gitti. Burada da şey vardı bizim. Geltoş. Tutar mı orayı bilmiyorum ya, tutabilir mi? Buradaki sanayiyi yıkıp acaba tarla mı yapsaydık ya? Neyse yukarılara doğru gitmeye başlayalım mı? Bir turun var senin. Sen hazırsın. Yukarıları temizlememiz gerekiyor. Zaman kaybedemeyiz yukarıda.
Seni de Merion Burg'ün içine soksak. Yeni bir ordu daha yapalım. Süvari bassın. Virtue of Heroism. Bunları tutamıyor da ikinci seviyeleri falan tutabiliyor. Pegasus. Şöyle bir bakmam lazım. Pegasuslar aslında iyiymiş be. 6 birimler ama antidevler ve diğer antidev muadil değil aslında ama yani muadili bu basabileceğimiz fiyat açısından. Muadiline göre daha iyi gibi duruyor. Pegasus bas. Biraz da Questing Knight bas. Şövalye basmaktan başka şansımız yok. Tarlaların üstüne çıktık bile zaten. Oradan bir ekonomimiz göte geldi. Aşağıda bir şey var. Ki daha bayağı bir tarlamız yok olacak. Hani bu daha ilki. Orada yolumuz birazcık uzun gibi. My strength and wisdom are yours. My strength and wisdom are yours. White Peak yap bakalım. Come, simple creature. Diablo 4 1400 liraymış. Oha dedim. Zam yedi işte. 1100 küsürdü. 300-400 lira zam yedi pakette. Setra üzümlü kek. Setra. Abi muhteşem ya. Setra boyun eğmez, hükmeder. Adam ölümün pençesinde lan. Evi yok olmuş, askerleri yok olmuş, tanrıları yok olmuş. Adam hala posta koyuyor anasını satayım ya. Ne yapabilirsin ki? Yani tanrın yok olmuş. Sen başka bir tanrıyla kapışıyorsun bir de yani. Adamdaki taşak çok büyük ya. Setra'nın vücudunun tamamını taşak olarak çizseler böyle hiç yadırgamazdım. Aynen zam gelmiş çıktı gün. Bir zahmet ölsün o zaman. Ölmek mi? Soru işareti. Setra öldü mü diyorsun? 3'e çıktı lan ordu. Oh, kuşatan bir ordu oldu size 3 ordu. Hadi hayırlısı bakalım. 1460 euro yapıyormuş. Avrupa'da 70 euro. Bak yine uygun desene o zaman. O zaman biz Setra olmaz şu an şey alındı. İkit alındı. Güncelleme geldi. Ufak bir ellediler. Örümcek Adam filmi çok iyi. Cenk yalan mı söylüyorum demiştin. Be pezevenk. Elfler de var işte bak. Oh şunu demek için kaç dakikadır kaç saattir bekliyorum onu. Oha bütün ordu aynı yerden mi geliyor? Lütfen. Peki trebüşeleri buradan tutsak bence daha yüksek, daha iyi bir yer yok yani. Sıksınlar buradan. Ay! Bence Tomb King's bina inşa mekaniği değişmeli mi? Bence değişmeli mi? İlle canavar üniteleri basarken biz hala piyadelerle geziyoruz. Çok büyük bir problem değil bence ya. Ya biraz rework yemeleri lazım. Onun Setra'yı mesela şeyi seviyesine çıkarmaları lazım güç anlamında. Yani teknik olarak Setra tanrıyla savaşıyor. Ve hani kaybetmesinin sebebi çok yüzeysel bir sebep. Bence oyunda Setra'nın melee'de yenilmeyecek bir tip olması gerekiyor her şeyden önce. Yani çok taşaklı çünkü yani. Onu pek vermiyor şu anda oyun sanki. Bilmiyorum, Setra'yı o kadar korkunçlu görmüyoruz. Halbuki Setra bence bayağı korkunçlu bir karakter. Bu sırada bir burada bir orada mı savunalım? 3 kule tutuyormuş bu, yok.
By the lady. Burayı kapatacağız. Orders, my lord. Lovin Seagull. Porasurian. Burayı da kapatmamız lazım, değil mi? Tankları nerede ve nasıl kullanabiliriz? Galiba yeterli ya. Surlara okçu koyduk ama surlara direkt saldıracaklar. Kılıçlı da koyabiliriz yani. Çok daha iyi iş yapabilir. Bilemedim. Kesinlikle sura saldıracak ya, siktir et. Şunları sura koyalım. Tank dediğin önde olur. En hızlı da o ölür diyorsun. Burası niye böyle bir acayip, ben buraya konuşlanamıyorum böyle. Tamam. Seni de çekelim. Başka yerden saldırmıyor oluşları hoş ama buradan saldırmaya karar verirlerse ağzımıza sıçabilir. Tankı demin açık arazide tek ordu yendi. Vallahi tanka çok güvenme bence. Destek gelene kadar beklemeleri en büyük avantajımız şu anda. Keşke kule basarak başlasaymışız. Başladı atışlar. Burası niye böyle çok sesler çıkartıyor? Biraz rahatsız edici bizi. Surun üstüne dediğim gibi saldırdılar. Zaten beklediğimiz bir şey. Çok acayip bir şey de değil. Belki kaçırabiliriz hatta yani. Kuleler sonuçta yapabildiğini yaptı. Hadi oğlum, sıkın sıkın sıkın. Siz de izin vermeyin, geçmesin. Sen de sık. Tamam, Vargeist'lar çoğunlukla öldü gibi. Peasant bombers!
Burada ne oldu? Yine tanka saldırdı. Öldü. Başka bir yerden bir saldırı şu an yok. Piyadelere sıkın bakayım. Hadi be, ne terör gazmış. Vurun şu yavşağı, hadi. Ha? Anasını satayım. Bunlar da kazık çakmış. Bu kale aslında çok boktan da jeneriklerden biri bu da. AI tek yerden saldırıyor bütün desteklerini kazanabilmek için. Mızraklı istese de tutamaz oldu. Biz burayı kaybedebilir miyiz acaba? Böyle bir hamle beklemiyordum pek. Bunların da mermileri çok hızlı bitiyor ya. Koşun buraya desteğe. Buranın inşallah düşme ihtimali yoktur yani. Buraya kadar geldiler mi? Yok mu mızraklımız? Sen gel. Değmez. Burası da hala yeteri kalabalıkta değil. Burasının kırılması biraz kötü olur. Başka yerlere gitmeye başlayacaklar çünkü. Tercih ettiğim bir alternatif değil. Yandan, kıçtan, oradan, buradan saldırırız. Şuradan piyadeye girebiliriz. Siz de buraya girebilirsiniz. Lideri kurtarmaya çalışabiliriz artık. Çok zahmet olmayacaksa. Gelen gelene
Biraz oradan ordu geliyor, biraz buradan birlik geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. Bir tank gitti. Aa, bu pezemek yüzünden kaçması da durmayacak liderin. Hadi be oğlum. Dur bir yerde. Terör saçtığı için korkmaya devam ediyor galiba. Toparlayamıyor. Toparlasa çekeceğim de. Abi sen cidden burada yakalandın mı bir de ya? Yok, kırıldılar. Biraz daha zarar verebilmeyi ümit ediyordum ama beklediğimden çok daha az zarar verebildik.